Efendim Bilim Noktası'na hoş geldiniz. Hüseyin Top dedemizle beraberiz. Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda dedemizin inşallah elini öpeceğiz. Ve dedemize şimdi diyeceğiz ki bize Kurban Bayramı ile ilgili bir güzel mesaj verir misiniz? Vallahi Kur'an-ı Kerim'de kurbanın kanı eti Allah'a ulaşmaz. Lakin takva ulaşır diyor. Velakin yine lüt takva mümkün. Sizden takva. Takva nedir? Müttakidiriz nedir? Şimdi ben de biraz böyle kelimeden kökenleriyle oynama hastalığı var. Vikaye diye bir kelime var. Koruma, korunma, vikaye. Bu ne demek? Bir siper kazılır, siper içine girersin, düşmanın kurşunlarından korunursun. O demek. Şeytanın seni ihvasından, azdırmalarından korunup ona uymamanın adı, Allah'ın emirlerine uymanın adı, Allah'ın yolunda yürümenin adı takvadır. Aynı kökten gelir kelimeler. Müttaki de takva sahibine derler. Şimdi siz bana ne sordunuz? Kurbağa. Allah'a yalnız efendim sizin içinizdeki güzel hasletler, takvalar, özellikler, güzellikler, insanlar yaptığınız iyilikler ulaşır. Kurban kesiyorsun küpe kavurma doldurmak için. Haram mı? Değil. Değil ama maksat o değil. Küpe kavurma yaptın, doldurdun, yedin. Bu da kurban olur. Ama kurbanın manası, maksadı değil. Hiç et alamayan fakir fukara ayda yılda senede neyse kurban bayramında olsun biraz bol bol et görsün diye öyle bir usul ihtas edilmiş efendim. Bizim dinimizde kurban kesmek vacip. Yani farzdan sonra ikinci derecede kuvvet kazanır. Peygamber sünnetiyle Allah'ın farzı arasında bir mertebedir o. Tamam mı? İnna atayna kel kevser fesalli li rabbike men harin neşane kevel ebter. Efendim bunun manası ne deyip de şimdi şey dağıtmayalım konuyu efendim. Ha, şimdi kurbanın demek ki özü sosyal yardımlaşma meselesidir. Sosyal yardımlaşma meselesidir. Sosyal yardımlaşma neyi getirir? İnsanların birbirine olan bağlılığını kuvvetlendirir. Sevdirir insanlara. Şimdi ben tutsam mesela diyeyim bir garibe tutsam şu 10 bin lirayı al şu ev sana bir daire tapusu sana veririm dese o bana bağlanır. İster istemez bana böyle şey etti diye. Kurban da bunun gibi kendi ölçüsünde insana yaptığın, verdiğin yardımdan ötürü, ona değer vermenden ötürü onu kendine bağlarsın. Birbirine bağlana bağlana sosyal bünye kuvvetlenir. Ve burada böyle dikenli otlar bitemez arada. Eyvallah. Böyle olur olmaz bir takım şeyler filizlenemez. Toplumun düzenini bozacak işler gelemez. Kurbanın esası kendini kurban etmek hak yoluna. Daha söyleyeyim. Efendim akıl en büyük nimettir akıl. Aşk daha büyüktür de. Fakat akıl aşkın önünde kurban edilince daha da büyür. Aklı aşkın önünde kurban et diyor Hazreti Mevlana. Öyle yapabilirsek, aşkı yaşayabilirsek, aşk deyince efendim şu artist filanla aşk yaşadı. Bırak onlar behimi şeyler. Bırak onlar aşk değil. Onlar kepazelik de. Yani aşk Allah'a bütün gönlünü kendine vereceksin. Allah'tan başka ne varsa bundan hepsini çıkarıp atacaksın. Masiva diyoruz. Allah'ın dışındaki her şeyin adı, genel adı masiva. Masivayı gönlüne söküp atacaksın. Orayı yıkayacaksın. Neyle? Aşkın zemzemiyle. Çok güzel. Hayatın iksiriyle. O zaman müebbet, ebed müebbet. Hani bu bir partinin sloganı ya, bizim öyle bir şey ilgimiz yok. Efendim cennetin ebed müebbet sahnelerinde inşallah efendim nimetler içerisinde yüzeriz inşallah. Allah ayırması cennetinden. Amin. Nasip eylesin. Amin. Bayramınız kutlu olsun. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun Kemal'im. İyilikler, güzellikler dilerim. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim.